bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz motifli bel çantasının yapılışını anlatıyor olacağım. Yapılışı çok kolay. Zaten toplamda 4 adet kare motif örüyoruz. İstediğiniz motifi kullanabilirsiniz bu şablonu kullanarak. Daha sonrasında çantamızın askısını örüyoruz. Şu şekilde aparatlar kullandım. Dilerseniz kullanmaya da bilirsiniz. Direkt bu şekilde dikebilirsiniz çantanıza. Ben çantamın içerisine astarlama, fermuarlama yapmadım. Daha sonrasında en son şuraya bir tane fermuar dikersek daha iyi olacaktır. Bunu da baştan söylemek istiyorum. Şöyle hemen çantamın ölçülerinden bahsedeyim. Şöyle baktığımızda çantamız 28 santim uzunluğunda. Şöyle en olarak baktığımızda da 14 santim de eni var çantamızın. Gayet güzel oldu. Kullanışlı bir çanta olduğunu düşünüyorum. Zaten telefon ve cüzdan koymak için ideal bir boyda oldu. Her zaman söylüyorum, ölçüler tamamen size kalmış. Zaten kare bir motif. İsterseniz birkaç sıra daha örüp boyutunu büyütebilirsiniz. Bu kısmı da biraz örüp burayı da büyütebilirsiniz. Askıyı daha uzun daha kısa yapabilirsiniz. Her zaman dediğim gibi ölçüler size kalmış bir şey. Evet, çantanın yapılışı kolay dediğim gibi, şimdi yapılışına geçelim. İlk olarak malzemelerimden bahsetmek istiyorum. Bu çanta için bu şekilde rafya ip kullanacağım. Daha önceki projemden kalmış ipi değerlendireceğim. O yüzden çok az bir ip gerekiyor bu çanta modeli için. İpime uygun olarak da 4 numaralı tığımı kullanacağım. Ve bu şekilde çanta aparatlarına ihtiyacımız olacak. Askı için kullanacağız bunları. Bunları kenara alıyorum. Şimdi motifimi örmekle başlıyorum. İlk olarak ipimi zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 adet zincirimizi çekiyoruz. Rafya ip olduğu için geniş geniş çekelim. Şimdi ilk yaptığım zincirin içerisine batıyorum. İpimi çekiyorum. Çektiğim ipi direkt tığdaki ipten çıkartarak kaydırma yapıyorum. Burada bir küçük bir halka oluşturuyoruz. Bakın şurada. Daha sonrasında 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığım üstüne ipimi doladım. Halkanın içerisine batıyorum. İpimi çekiyorum. İkili trabzan yaptım. Bir tane. Tığım üstüne ipimi doladım. Halkaya batıyorum. İpimi çektim. Bir tane daha ikili trabzan yaptım burada. Yani başta çekmiş olduğum zinciri de bir trabzan olarak sayıyorum. 3 tane trabzanım var. Araya bir tane zincir çektim. Tığım üstüne ipimi doladım. Halkanın içerisine tekrar batıyorum ve burada da yine 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyoruz bu şekilde. Araya bir tane zincir, tığım üst ipimi doladım. Tekrar halkanın içerisine batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz tekrar. Tekrar bir tane zincirimi çektim ve son ikili trabzan grubumu örüyorum artık. 1, 2, 3. 3 tane ördüm. İkili trabzan. Araya yine bir tane zincir çekiyorum. Kapatmadan şunu söylemek istiyorum. Bu ikili trabzanlar grubumuz 1, 2, 3, 4 adet olacak. 4 grup olacak şekilde ayarladık. Araya bir tane zincir çektikten sonra ilk yaptığım 3 tane zincirim vardı. Onun tepe noktasına battım. İpimi çekiyorum ve kaydırma yaptım burada. Bakın şu şekilde kare motifimizin ortasını hazırlamış olduk. Şimdi şu köşeye gelene kadar, yani kaç tane, hemen bakıyoruz. Bir kaydırma yaptım. Yanındaki ikili trabzan tepesine battım. İkinci kaydırma. Hemen yanına geçtim. Üçüncü kaydırma. Üç tane kaydırma yaptım. Boşluğa geldiğimizde bir, iki, üç tane zincirimizi çekiyoruz. Bakın detaylı anlatıyorum. Kare motifi bilmeyenlerin de yapmasını istediğim için bütün detaylarıyla anlatmış olacağım. 3 tane zincirimizi tekrar çektik. Tığım üst ipimi doladım. Boşluğa batıyorum tekrardan. Buraya köşe yapacağız artık. 3 tane ikili trabzan yaptım. Yani zincirim de bir trabzan olarak sayıldı. Araya 1-2 zincir çektik bu sefer. Tığım üst ipimi doladım. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. Ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Bakın
köşemizi oluşturmuş olduk. Şimdi şu köşeye geleceğiz. Yine köşe oluşturacağız. Şu boşluğa bir köşe, şu boşluğa da bir köşe olacak şekilde 4 tane köşemizi öreceğiz. Şimdi diğer boşluğa geçerken tığımız ipimi doladım. Araya zincir çekmiyorum. Direkt boşluğa battım. 1 2 ve 3. 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya yine 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Tığım üst ipimi doladım. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde köşemizi oluşturmuş olduk. 2 tane köşemizi. Dediğim gibi aralarda zincirimiz yok. 2 köşe arasında. Şimdi diğer boşluğa geçiyorum. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya 1 2 zincir çektim. Tığımın üst ipimi doladım. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane ikili trabzan yaptım. Tığımın üst ipimi doladım. Son boşluğuma geliyorum ve son köşemi örmüş olacağım. 3 tane ikili trabzan ördük. Bakın bu şekilde. 1 2 3 tane ikili trabzan. 1 2 zincir araya. Tığımın üst ipimi doladım. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane ikili trabzan yaptık. Bakın bu şekilde köşelerimizi oluşturmuş olduk. Yine araya zincir çekmiyoruz. İlk yaptığım 3 tane zincirin tepe noktasına batıyorum. İpimi çekiyorum. Çektiğim ipi direkt tığdaki ipten çıkartarak kaydırma yaptım. Şimdi bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi 1 2 tane kaydırma yaptım. Trabzan tepelerine batarak boşluğuma geldim. Boşluğa da bir tane kaydırma yaptım. Yani 3 tane kaydırma yapıyoruz. 1 2 3 tane zincirimizi çektik tekrardan. Şimdi tekrardan köşelerin üstüne köşe yapacağım. Bakın buralara köşe yapacağım. 2 köşe arasındaki şuradaki boşluklara da bir tane ikili trabzan grubu yapacağız ve bu şekilde motifimizi istediğimiz uzunluğa gelene kadar arttırarak büyütmüş olacağız. Şimdi şu köşeyi tekrar anlatmıyorum. Zaten 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi köşeyi ördükten sonra dediğim gibi 2 köşe arasındaki şuradaki boşluğa tığım üst ipimi doladım. Boşluğuma battım. 1 2 ve 3. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz boşluğumuza. Şimdi buraya tekrar köşe yapacağım. Tığım üst ipimi doladım. Hemen yandaki boşluğa geçtim. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bakın bu şekilde. Araya 2 zincirimizi yine çektik ve aynı boşluğa tekrardan 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi detaylı bir şekilde göstereceğim. Bakın yine iki köşe arasındaki boşluğumuza bir tane ikili trabzan grubumuzu örmüş olduk. Şimdi sıra sonuna gelene kadar bu şekilde örüp tamamlayacağız. Buraya bir tane ikili trabzan grubumuz, tekrar köşe, bir tane ikili trabzan grubumuz, buraya bir köşe, bir tane ikili trabzan grubumuzu yapıp sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Yine tam iki trabzan grubumu örmüş oldum bir tane ve başta çekmiş olduğum 3 tane zinciri yine tepe noktasına batarak bir tane kaydırma yaptım. Şimdi tekrardan yandaki köşe boşluğuna gelene kadar 2 tane kaydırma, köşe boşluğuna geldiğimde bir tane kaydırma yaparak köşeye gelmiş oldum. 3 tane zincirimi çektim. Tekrardan buraya köşe örerek devam edeceğim. Zaten bu benim son sıram. 4 sıradan oluşan küçük bir motif örüyorum. Şimdi bu şekilde bunu da gösterdiğim gibi örüp tamamlayacağım. Ama sadece tek bir farkımız var burada. İki köşe arasında bakın şöyle 2 tane boşluğumuz oluştu bu sırada. Yani buraya da 3 tane ikili trabzan, hemen yandaki boşluğa 3 tane ikili trabzan, hemen yandaki köşeye de 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan şeklinde devam edeceğiz. Bakın farklı bir şey yok. Zaten motifin mantığını anladıktan sonra hep ikili trabzanlar halinde örerek tamamlamış olacağız. Şimdi sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edip tamamlayalım.
Evet, motifimin sıra sonuna kadar geldim. Yine kapatmayı da göstermek istedim. Başta yapmış olduğum 3 tane zincirin tepe noktasına batıyorum. İpimi bu şekilde kaydırıyorum. Bir tane de zincir çektim. Daha sonrasında ipimi de kaydırdım. Ve ipimi artık burada kesiyorum. 4 sıradan oluşan bu şekilde bir motif örmüş olduk. Şöyle kısa kalan ipi arkaya doğru çekiştirdik. Şöyle motifimin santim ölçüsünde vermek istiyorum. Şöyle baktığımızda motifimize 12 santim ve 12 santime kare bir motif örmüş olduk. Şimdi bu şekilde 4 adet motiflerimizi örüyoruz. Ben diğerlerini ördüm öncesinde. Bakın bu şekilde 4 adet örmüş olduk. Gayet güzel oluyor. Zaten kolay bir motif. Şimdi birleştirmeye geçmeden önce çantamızın askı kısmını da örmek istiyorum. Onu da şu şekilde yapacağız. Zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 adet zincirimizi çekiyoruz. 5. zincirimizi tutuyoruz. Ekstra olarak 1, 2, 3 tane daha zincir çektik. Tığım üst ipimi doladım. Geriye döndüm. 5. zincirimin içerisine battım. İkisini bir, ikisini bir çıkarak ikili trabzan yapıyoruz. Tığım üst ipimi doladım. Yandaki zincire batıyorum. Tekrardan ikisini bir, ikisini bir çıkarak İkili trabzan yapıyoruz. Burada sıra sonuna gelene kadar bütün zincirlerimizi ikili trabzanlarla dolduruyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bakın, zincirimizle birlikte 6 adet bu şekilde ikili trabzanımız olmuş olacak. Burada eksiltme, arttırma yapmamaya dikkat edelim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Sıra sonuna geldiğimde örgümü çeviriyorum. Tığım üst ipimi doladım. Bakın, zincir çektiğim noktanın dibine değil, yanındaki İkili trabzanın tepesine battım. Bir, iki seferde çıkarak ikili trabzan yapıyorum. Tığım üst ipimi doladım. Yandaki ikili trabzanın tepesine battım. İkisini bir, ikisini bir çıkarak ikili trabzan yapıyorum. Şimdi her gördüğüm ikili trabzanın tepesine birer defa batarak bu şekilde ikili trabzan öreceğim. Ta ki askım istediğim uzunluğa gelene kadar bu şekilde örüp tamamlayacağım. Zaten sıra sonunda da 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Bakın bu şekilde örgümüzü çeviriyoruz. Yine dibindeki noktaya değil, yanındaki noktaya ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan örerek bu şekilde devam edeceğiz. Farklı bir şey yapmıyorum. Dediğim gibi istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Ben çapraz kullanacağım için çapraz ölçü aldım kendimde. Siz de o şekilde hesap ederek, daha bunların da dikişleri var. O yüzden bunları da hesap ederek bir ölçü alın derim. Şimdi istediğim uzunluğa gelene kadar örüp askımı tamamlayacağım bu şekilde. Şimdi askımı da istediğim uzunluğa gelene kadar örüp tamamladım. Bakın bu şekilde bitirirken uç kısmına da dikiş için ip bırakarak kestim. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi kaç santim uzunluğunda örmüşüm? Hemen fikir olması açısından söyleyeyim. Her zaman söylüyorum, ölçüler tamamen size kalmış. Çanta aparatında dikeceğimiz için uç kısma biraz fazla örüyoruz. Şöyle ölçtüğümüzde 97 santim uzunluğunda bir askı örmüş oldum. Benim için yeterli. Şöyle yapacağım. Bakın, ayırdım ipe, iğnemi yerleştirdim. İpimin arasından çanta aparatımı geçirdim. Bakın şu şekilde ördüğüm askı parçasını şöyle yerleştiriyorum. Burada sadece bir tane ikili trabzan grubu var. Hemen onu şöyle ikiye katlıyorum. Hatta şöyle yapalım. Hemen hemen 1, 2, 3 sırayı kullanmış oluyoruz. Şöyle dikeceğiz. Bakın ikiye katladım. Farklı bir şey yapmıyoruz. Normal dikiş. Şöyle battım köşeden. Diğer taraftan çıktım. Şimdi çıktığım taraftan geri dikiyorum. Bakın bu şekilde bütün ilmekler birbirine denk gelecek. Zaten eşit ördüğümüz için şöyle dikip tamamlayacağım. Askımı, diğer askıyı da yine aynı şekilde ucuna takacağız. Daha sonrasında motiflerimizi birleştirmeye geçebiliriz. Bakın bu şekilde dikişimi tamamladım. Şimdi ipi gizleyip de kesmeyi de göstermek istedim, bitirmeyi. Şöyle iç taraftan giriyorum bakın. Şöyle herhangi bir noktasından battık. İğnemi çekiyorum şöyle. Bakın biraz yürüteceğim. Sağlam olmasını istiyorum. Kağıt ip, rafiye ip, biraz kopan ipler olduğu için sağlam bir askı yapmak istiyorum. Şöyle arka taraftan tekrar çıkıyorum. Bakın tekrar tekrar dikmiş oluyoruz. Aslında
Şöyle yine arkadan öne doğru çıktım. Şöyle bir tane burada düğüm atacağım. Sıkıştırıyorum düğümümü. Bakın ipim koptu bile. Fazla çekiştirdiğimizde dediğim gibi zaten iyice sağlamlaştırdım. Şöyle uç kısmından ipimi de kestim. Bakın gayet güzel oluyor bu şekilde. Şimdi dediğim gibi diğer askıyı da aparatında buraya sabitleyip askıları tamamlayacağız. Şimdi askımı tamamladım. Bakın bu şekilde iki parçayı da dikerek tamamlamış olduk askılarımızı. Şimdi sıra geldi motiflerimizi birleştirmeye. Şimdi şu şekilde yapacağız. Bir tane motifimizi şöyle bakın ikiye katlıyoruz. Bakın şöyle üçgen şeklinde. Bu bir tanesi yan parça olacak. Şimdi şöyle elimle de açıyorum. Diğerini de bu şekilde katlıyoruz. Şöyle. Bu da diğer parçayı oluşturuyor. Bu da biri çantamızın ön tarafında kullanacağız bu şekilde. Bakın. Buraları içten dikeceğiz. Arka parçanınki ön parçada bu şekilde açık taraflara da bunları ön parçayı dikmiş olacağız bir motifi. Şimdi şu şekilde yapıyorum. Hemen başlayalım. İğneme ipimi yerleştirdim. Hemen bakın dikeceğimiz yerler zaten belli. Şuradan başlayalım. Şöyle ilk olarak şuradan dikişimizi yapacağız. Şimdi ikiye katladığım motifimi aldım bakın. Şuradan tam kare motifimi alıyorum. Tam köşe noktasından battım. İpimi sabitledim. Diğer taraftan da diğer motifimin köşesine batıyorum. Bakın şu şekilde bir sabitleme yaptık. Şunları kenara alalım. Bakın şöyle daha kolay olabilir dikmek. Şöyle tutalım. Bakın sadece şu ön dallara batıyorum. Ve kendimden karşıya doğru sürekli. Kendimden karşıya doğru. Bir tane buradan aldım. Bir tane arkadan karşılık gelen ilmeğine battım. Bakın bu şekilde fazla çekiştirmeyelim. Dediğim gibi kağıt ip, raf ip çabuk kopan ipler. O yüzden böyle çok da şey yapmadan hafif hafif dikelim. Şimdi sıra sonuna kadar bunu bu şekilde dikiyorum. Bakın şöyle de göstereyim. Zaten ben genelde hep bu dikişi kullanıyorum. Bakın diğer ilmeğin çizgisi burada gözüküyor. Şimdi bir tane buradan batıyorum. Bir tane karşılık gelen ilmeğine batıyorum. Ve sabitliyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın bu şekilde birleştirmemi yaptım. Burada ipimi koparmıyorum. Bakın bu şekilde diktik aslında ama şöyle ikiye katlayacağız. Bakın şöyle iki köşe bir araya gelecek. Burada bir tane köşemiz kalacak yukarıda. Şimdi şöyle çevirelim. Arka tarafına geldik. Arka tam motifimi alıyorum. Bunu da buraya dikiyoruz. Buradan yukarıya doğru dikişimi tamamlayacağım. Şöyle zaten burada ipim sabit. Hemen yukarıdan şöyle diğer motifimin köşesine battım. Burayı da komple dikip tamamlayacağım. Yine aynı şekilde tek ilmeklere batıyorum. Karşılık gelen ilmeğine batıyorum bu şekilde. Şimdi bir tane buradan battım. Bir tane de buradan batıyoruz. Şöyle göstereyim. Yine arka dallar bırakmış olduk. Şimdi bunu da sıra sonuna kadar dikip tamamlayalım. Evet, burayı da sıra sonuna gelene kadar dikip tamamladım. Şimdi artık burada ipimi sabitleyip keseceğim. Şöyle iç taraftan herhangi bir noktasına batıyorum. Bir tane düğüm attım. Şöyle ipimi sabitleyeceğim. Ve artık ipimi kesiyorum. Şuradaki iple de bir tane düğüm atalım. İyice sağlam olsun. Şimdi son bir tane motifimiz kaldı. Köşede kullanacağımız motif. Onu da dikip tamamlayacağız. Hemen onun da dikişini göstermek istiyorum. Şöyle baktığımızda çantamızın bir köşesini dikmiş olduk. Bakın alt tarafı daha açık. Şimdi bunu şöyle dikiyoruz. Bakın bir tane arka taraftan böyle dikip yukarıya doğru çıkacağız. Ve burayı da bu şekilde dikip tamamlayacağız. En son şu alt kısmı da dikip tamamlayalım dikişini. Hatta şu şekilde de yapabiliriz. Şöyle ipime bir tane düğümümü atıyorum.
İlk olarak şuradan başlayıp altı dikip, bakın şurayı normal buralarda diktiğim gibi, birleştirdiğim gibi yukarıya doğru çıkıp en son şu arka tarafı da dikebilirsiniz. Burayı göstermiyorum zaten. Zaten bu tarafta diktiğimiz gibi olacak. Şimdi buranın dikişini de tamamlayalım. Evet, gösterdiğim şekilde dikiş bölümlerini de tamamladık. Gayet güzel oldu. Şöyle detaylı bir şekilde de göstermek istiyorum. Bakın iki tane yan motiflerimiz, ön ve arkada da tam kare motifimiz var. Şöyle de içi. Şimdi biraz örmek istiyorum etrafında. İpimizi alalım. İpimi parmağıma doladım. Bir tane sabitleme zincirimizi çekelim. Tığımız ipimi doladım. Bakın şöyle köşe noktasından başlayacağız. Buraya bir tane köşe yapacağım. Köşe boşluğuma battım. Bir tane iki trabzanımızı yapalım. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. İkinci ikili trabzanım. Aynı boşluğa tekrardan battım. Üçüncü ikili trabzanım. İki zincirimizi çekelim. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Üç tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle gösteriyorum. Bakın. Köşeye, üstüne köşe yapmış olduk. Şöyle ikiye katlanmış olacak zaten. Şimdi şuradaki boşluğa geçiyoruz. Hemen yandaki boşluğa geçtim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın her gördüğüm boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak burayı birazcık örmek istiyorum. Bakın hemen yan boşluğa geçtim. 1 2 ve 3. Şöyle göstereyim. Bakın. Her gördüğümüz boşluğa 3 tane iki trabzan yaparak burayı bir sıra öreceğim. Yine aynı şekilde şuradaki yan köşeye geldiğimizde burada yapmış olduğumuz gibi 3 tane iki trabzan, 2 zincir, 3 tane iki trabzan yapacağız. Devamıymış gibi ilerleyeceğiz. Bakın bu şekilde olacak. Şimdi bunu bir sıra örüp şu başlangıç noktasına gelene kadar devam edelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Hep gösterdiğim şekilde örerek tamamladım. Şöyle göstereyim yine detaylı bir şekilde. Bakın bir sıra örmüş olduk. Her boşluğa bir tane iki trabzan grubu örmüş oldum. Bakın 3 tane iki trabzan ördük bu şekilde. Şimdi sıra sonuna geldiğimizde hiç yine zincir falan çekmiyoruz. İlk yaptığım ikili trabzanın tepesine batıyorum. İpimi çekiyorum. Çektiğim ipi direkt tığdaki ipten çıkartarak kaydırma yapıyorum burada. Şimdi bir tane daha kaydırma yapalım. Bir tane de zincirimizi çekelim. Ve burada uzun bir ip bırakacağım. Çünkü askımızı dikerken kullanmak için şöyle bir parça ipimi kestim. Tığımdan çıkartıyorum. Şöyle ayırdığım bu ipe iğnemizi yerleştirelim. Şöyle tam köşe noktasına şöyle bir tane daha kaydırma yapacağım. Şimdi çantamın askısını alıyorum. Bakın bu şekilde. Bunu buraya etrafından dolana dolana dikeceğiz. Bakın farklı bir şey yok. Öyle kafa karıştıracak, neden göstermediniz diyeceğiniz bir şey yok yani. Şöyle dikiyoruz. Battım. Buradan çıktım. Sonra metalin içinden geçiyorum. Buraya ayrı bir parça da örebilirsiniz. Daha sağlam olsun diye. Ama bu şekilde de gayet güzel olacaktır. Sağlam olacaktır. Şöyle birkaç tur dönüp burayı dolduracağım. Şuraya kadar sabitleyeceğiz. Evet, çantamın askılarını da gösterdiğim şekilde sıkıca bir dikiş yaptım. Birkaç tur döndüm. Dediğim gibi bu tarz yapmak istemiyorsanız şöyle küçük bir iki trabzan grubu örüp buraya sabitleyerek de yapabilirsiniz. Ya da aparatlar oluyor, kancalı aparatlar, o tarz bir şey de alıp buraya yapabilirsiniz. Gayet güzel oldu çantamız. Şöyle de içini göstermek istiyorum. Dilerseniz buraya çıt çıt dikebilirsiniz ya da fermuar dikebilirsiniz. Zaten telefon ve cüzdan koymak için yapılmış bir çanta oldu. Şöyle de göstermek istiyorum. Çapraz şekilde kullanacağım. Evet, çantamın yapılışı bu şekildeydi. Beni hala Instagram'dan takip etmiyorsanız aşağıya link olarak bırakacağım Instagram adresimi. Tıklayarak takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.